Kalp bilimi çıkarmanızı istiyorum. Çıkarayım. Kalp bilinizi taktığımızdan beri kalp ritminiz normale döndü. Neden çıkartmak istiyorsunuz? Bakın Suat Bey. Taktığınız kalp pili daha önceki şikayetlerimi düzeltmedi. Hala kendimi yorgun, bitkin hissediyorum. Üstelik artık bu pil yüzünden müziğimi de yapamaz hale geldim. Beni daha önce hiç dinlemiş miydiniz? Elbette. Müziğiniz benim hayatımı değiştirdi. Kalbime taktığınız alet de benim hayatımı değiştirdi. Kalp atışlarımı, ritmimi... bütün duygumu kaybettim. Artık eskisi gibi çalamıyorum. Biz size bu kalp pilini... kalbinizde sorun yaşadığınız için takmıştık. Eğer pili çıkartırsak... bu sorunlar tekrar ortaya çıkacaktır. Hayatınız tehlikeye girebilir. Demin de söyledim Suat Bey. Daha önceki şikayetlerim geçmediği gibi... müziğimi de yapamaz hale geldim. Müziğim olmadan yaşamaktansa... ölmeyi tercih ederim. Müziğim benim hayatımdır. O yüzden lütfen kalp pilini çıkartın. Risklerin farkındayım Suat Bey. Peki o zaman. Sizin kan tahlillerinizi, akciğer grafinize ve ekokardiyogramınıza bakalım. İlker Bey için elimizde tek şans var. Bunu iyi kullanmalıyız. Eğer onun müziğine zarar verirsem... annem beni asla affetmez. Annen mi? İlker Aysel'in ilk konserine beni annem götürmüştü. İlkokuldaydım. Gerçekten inanılmaz bir şeydi. Nasıldı? Her zamanki gibi mükemmeldi. Kötü bir yalancı ama Allah'tan iyi bir cerrahsın. Söylemesen de neler düşündüğünü biliyorum. Bu adam zamanlama ve ritim yeteneğini kaybetmiş. Bir daha asla keman çalmamalı. Kendinize haksızlık ediyorsunuz bence. İlk ameliyatınızdan sonraki aylarda kalp pilinizin etrafını skar dokusu kaplamış. Kalp pilini çıkartmak sandığımız kadar kolay değil. Bu kemanı bana 6 yaşındayken babam almıştı. Öğretmen maaşından biriktirerek. O kışı hala çok iyi hatırlıyorum. Kimseye ne yeni ayakkabı ne de palto alınmıştı. Ama ben keman dersleri alıyordum. Yayı tellerin üstüne koyup çektiğim her an... bu sese tekrar hayran olup benim için yapılan fedakarlıkları hatırlıyorum. Bunu anlayabilir misin? Bu ameliyatta ölebileceğimi biliyorum. Ama bu ameliyatı yapacak en iyi doktor olduğunu da biliyorum. Bu yüzden beni sen ameliyat etmelisin.
Ama hayır, ben yapamam dersen o zaman gidip başka birini bulacağım. Tansiyonu 240-130. Nasıl olur? Çok yüksek. Hemen Captopril verelim. Tamam. Telaşlanmayın. Eminim önemli bir şey değildir. Sadece... Buna tahlillerden sonra karar veririz. Doğru söylüyor. Ne yani? Artık keman çalamıyor mu? İlker Aysel gibi değil. Peki ameliyat edecek misin? Bilmiyorum. Zaten ben etmezsem başkasına gidecekmiş. Yani başkasına gitmesine izin mi vereceksin? Senem, ameliyatta ölebilir. Ya onun yerinde sen olsaydın? Bir düşün. Artık ameliyat yapamasaydın. Çok iyi değil de vasat bir cerrah olsaydın. Ne yapardın? Suat, onu ameliyat edebilecek en iyi cerrah sensin. Başka bir cerrahın eline nasıl bırakacaksın? Bu en sevdiğim kayıt. Güzelmiş. Hayır. Olağanüstü. Glenn. Kan basıncı ve kalp tepe atımı giderek zayıflıyor. 1 miligram atropin yapalım. Sağ atriyumda elektrodun bulunduğu yerde kas iyice zayıflamış. Elektrodu yavaşça çekelim. Perfore oldu. Zena, elini benimkinin yerine koy. Sıkı kompres istiyorum. Tamam. Glenn, iyice sık. 4-0 Prolen. Benset. Kalbi atmıyor. Benim yaptığım gibi sıkmaya devam et. Oksijen satürasyonu 55. 1 miligram daha atropin yapıyorum. Tamam. Sen elinden gelen her şeyi yaptın. Tıp fakültesinde okurken İlker Aysel'in bir röportajını okumuştum. Konservatuardaki en yetenekli öğrenci değilmiş. Ama bu eksiğini sıkı bir disiplinle telafi etmiş. Çok çalışmış. Durmadı. Pratik yapmış. Ben senin kadar iyi değildim Senan. Doktor olmak için doğmadım. Aslına bakarsan hep oyuncu olmak istemiştim. Ama annemden sonra her şey değişti. Çok çalıştım. Hiç
durmadan çalıştım. Tıp fakültesinin en zekisi olmasam da en iyisi oldum.